Merhaba hanımlar. Kendi Oya'nı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Yazmadan ayrı iki sırada yapılan çok güzel bir model. Yapımı kolay hanımlar ama küçük bir püf noktası var. İstek üzerine bu modeli çıkardım. Çıkarırken bayağı bir zorlandım. Oyamızı çatal diğer ismiyle filkete üzerine yapıyoruz hanımlar. Diğer çatal oyalarıyla yapımı aynı hanımlar. Sadece Burada kalan kısmını boncuklarımızdan tutup çekerek yok ediyoruz. Onun dışında yapımı zor değil aynı. Ben böyle kendim şiş ile bükerek yaptığım fil keteği kullandım hanımlar. Ara mesafesi şu tığımızın ortası kadar bakın. Mesafesi bu kadar. Zaten buradaki kısmını da çektiğimiz için altta kalan boncuklu kısmı uzuyor. Bu kadar mesafe iyi. güzel farklı duran bir model İnşallah en doğru şekilde anlatımını yapabilirim şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım oyamıza ipimizi tığımıza sabitleyip altı zincir çekerek başlıyoruz bu zinciri ilk örerken rahat tutabilmek için çekiyoruz hanımlar oyamız bittiğinde burayı da kesip yakarız zincirimizi çektikten sonra 3 boncuk alıp kapatıyoruz 5 zincir çekiyoruz 3 boncuk daha alıyoruz. Onu da kapatıp 3 zincir çekiyoruz. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz hanımlar. 3 boncuğumuzu kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 3 boncuk kapatıp 3 zincir daha çekiyoruz. Filketimizi alıyoruz. Üste kalan kısmına ilmeğimizi takıyoruz. ilmeğimizi taktıktan sonra bakın onları şekilde ilmeğimizi taktık ipimiz filketimizin arkasında 3 boncuk alıyoruz bir kez doluyoruz boncuklarımız bu şekilde üstte kalsın 3 boncuk alıyoruz bir kez daha doluyoruz 3 boncuk alıyoruz bir kez daha doluyoruz bu şekilde 3 kez doladıktan sonra tığımızı burada taktığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz burası oyamızın püf noktası hanımlar ilmeğin içinden ve doladığımız ilmeklerin arasında tamamen altından değil taktığımız ilmeğin içinden ve ilmeklerin arasından geçiriyoruz. Hepsinin hanımlar geçirmediğimiz ilmek kalmasın. Hepsinin arasından geçirip kapatıyoruz. Arasından geçirdik hanımlar. Bakın diğer tarafta ilmekler boşta. Arasından geçirip kapattık. 3 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şöyle arkaya doğru yatırıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Tüm ilmeklerin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 5 kez daha ilmeklerimizi sık iğne ile dolduruyoruz. 1 Tüm ilmeklerin altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 2 3 4 5. 5. sık iğnemizden sonra burada bakın ilk bu üç boncuktan değil de ikinci üç boncuğun şu ilk ikisinin arasından batıyoruz. Ama şöyle düzelttiğimizde iki boncuğun aradan batıyoruz. Bir tanesi arada kalıyor. iki boncuğun aradan batıyoruz. ilmeklerin altından da hepsini yine altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Oyamızı çeviriyoruz. Sık iğne yapmaya başlarken 3 boncuk kapatmıştık hanımlar. Bu üç boncuğun arasından bakın yine ikisinin arasından batıyoruz. Bir tanesi arada kalacak. İkisinin arasından batıyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz. Kamera karşısında ve yeni başladığım için biraz zor oldu hanımlar ama siz yaparken rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın iki boncuğun aradan battık. Bir tanesi bu şekilde arada kaldı. Burada 3 zincir çekiyoruz çeviriyoruz. ilmeğimizi küçültüp burada sıkıca tutuyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Bir kez doluyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Bir kez daha doluyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Bir kez daha doluyoruz. 3 kez doladıktan sonra şöyle sıklaştırıyoruz hanımlar. Buradan doladığımız tüm yine ilmeklerin arasına bakın. Burada olan ipimiz ve tüm ilmeklerin arasından giriyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz. Hepsinin altından değil hanımlar ortasından, arasından girip kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 3 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıp arkaya doğru şu şekilde yatırıyoruz. Yani ipimizi ön tarafa alıyoruz. Tüm ilmeklerin altından ipimizi alıp boncuğumuzu üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra ilmeğimizi 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Sabitlediğinizde sayarsanız 6 oluyor hanımlar. Sabitledikten sonra ilmeklerin üzerine 5 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 5. sık iğneden sonra buradaki 3 boncuğun ortasından giriyoruz hanımlar. Bakın 2 boncuğun aradan bize bakan iki boncuğun arasından giriyoruz ilmeklerin altından da ipimizi alıp buraya sabitliyoruz Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıp 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 5. zincirimizi çektikten sonra oyamızı çeviriyoruz. 3 boncuğumuzu Şöyle parmağımızı öne doğru getiriyoruz. Ama bakın burada ikisinin arasından giriyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz. Yani zinciri boncuğun arasına sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Yine hanımlar ilmeğimizi küçültüp burada tutuyoruz. 3 boncuk alıp çeviriyoruz. 3 kez sarıyoruz. 1 3 boncuk alıp sarıyoruz 2 3 boncuk alıp sarıyoruz 3 üç. 3. olduktan sonra burada tüm iplerin altından hanımlar doladığımız iplerin altından ilk ilmeğin yanındaki ve diğer iplerin arasından tamamının altından değil hanımlar ortasından arasından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz kapattıktan sonra 3 boncuk alıyoruz Boncumuzu kapatıyoruz. Şu i̇pimizi öne alıp boncumuzu arkaya doğru yatırıyoruz. ilmeklerin üzerine sabitliyoruz. Bu kesenler tüm ilmeklerin altından ipimizi alt üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra ilmeklerimizi 5 kez dolduruyoruz. 1 altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 2 3 4 5. 5. den sonra hanımlar bakın burada olan 3 boncuğun ikisinin arasından batıyoruz. Bir tanesi arada kalıyor. Şöyle ikisinin arasından batıyoruz. Yine ilmeklerin altından ipimizi alıp üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz çeviriyoruz. Burada ilk sık iğnelere başlarken kapattığımız boncuğu şöyle doğru getiriyoruz. İkisinin aradan giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Kapatarak zincirimizi buraya sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çekip çeviriyoruz. Bakın hanımlar, hep aynı işlemi yapıyoruz. Burada yine ilmeğimizi küçültüp tutuyoruz. 3 boncuk alıp 3 kez sarıyoruz. 3 boncuk alıp sarıyoruz. 1 3 boncuk alıp sarıyoruz. 2 3 boncuk alıp sarıyoruz. 3 üç. 3. olduktan sonra hanımlar buradaki ipin ve doladığımız iplerin ortasından hepsinin ortasından ipimizi alıp kapatıyoruz ilkini tamamının altından değil hanımlar aralarından ortasından alıp kapatıyoruz. Daha sonra 3 boncuk alıyoruz 3 boncumuzu aldıktan sonra boncumuzu kapatıyoruz. Şöyle ipimizi öne getiriyoruz. Boncuğu da arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeklerimizi 5 kez dolduruyoruz hanımlar. Bakın boncuğu sabitlediğimizde sayarsak 6 oluyor. Boncumuzu sabitledik. Daha sonra 5 kez dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. sık iğneden sonra bu aradaki 3 boncuğa batıyoruz hanımlar. Bakın ikisinin aradan batıyoruz. Bir tanesi arada kalır. 2 boncuğun aradan battık. İlmeklerin altından da ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. Tamamının altından alıp kapatıyoruz hanımlar. Kapattıktan sonra yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 3 boncuk kalıp kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Boyamızı çeviriyoruz. Burada sık iğnelere başlarken kapattığımız boncuğu şöyle parmağımızla öne doğru getiriyoruz. 2 boncun aradan giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Kapatarak zincirimizi buraya sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ilmeğimizi buraya küçültüp tutuyoruz. 3 boncuk alıp sarıyoruz. 1, 3 boncuk kalıp sarıyoruz. 2, 3 boncuk kalıp sarıyoruz. 3. Üç. Üçüncüden sonra hanımlar burada doladığımız iplerin hepsinin ortasından giriyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz ilkini aralarından kapattık daha sonra 3 boncuk alıyoruz kapatıyoruz kapattıktan sonra şöyle ipimizi öne doğru alıp boncuğu arkaya doğru yatırıyoruz ilmeklerimizi 6 kez diyelim yani boncuğu sabitliyoruz daha sonra 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz toplamda 6 oluyor 2 3 4 5 6. Altı. dan sonra buradaki 3 boncuğun aradan batıyoruz. İlmeklerin altından da ipimizi alıp kapatıyoruz. Yine aynı işlemi yaptık hanımlar. Burada tekrar 3 zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıp kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Oyamızı çeviriyoruz. Buradaki 3 boncuğumuzu şöyle parmağımızla getiriyoruz. İkisinin aradan giriyoruz. Bir tanesi arada kalıyor. İkisinin aradan giriyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Çevirip aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Oyamız ördükçe çoğaldıkça buradan da çıkartıyoruz dikeceğimiz yazmanın boyu kadar bu şekilde örüp tamamladıktan sonra aynı şekilde hanımlar devam edip buradan da çıkartarak dikeceğimiz yazmanın boyu kadar örüp tamamladıktan sonra tamamını çıkartıp burada ipimizi kesiyoruz bu örnek amaçlı olduğu için ben bu kadar yaptım Hanımlar siz dikeceğiniz yazmanın boyu kadar ördükten sonra boyanızı bitirebilirsiniz burada Hanımlar şu alttaki üç boncuktan tutup çekerek buradaki ilmekleri yok ediyoruz Bakın bu şekilde ilmek kalırsa tek tek tutup çekiyoruz. Hepsinden tek tek tutup çekerek ilmeklerimizi yok ediyoruz. Sıradakini tutup çekiyoruz. Alttaki ilmeklerimizi yok ediyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde gelmeyen ilmek olursa tek tek tutup çekiyoruz. Oyamızın püf noktası hanımlar bu ilmeklerin gelmesi Dediğim gibi ilkinde ilmeklerin tamamının altından değil de arasından almış olmamız. Eğer altından alırsanız tamamı sökülüp gelecektir. ilmekler açılacaktır. O yüzden isterseniz oyanızı filketeden çıkarttığınızda direkt çekmesini yapın. Arada bozulan olursa devam edebilirsiniz. Oya bittikten sonra bozulan olursa o kötü olur. Çıkarttığınız kısmı çekerek örmeye devam etmeniz daha iyi olur hanımlar. Eğer arada gözden kaçırdığınız olursa onlar bozulacaktır. Onları tekrar örerek düzeltebilirsiniz. Bakın tutup ilmeklerimizden çekerek aşağıdaki kalan ilmekleri yok ediyoruz. Gelmeyen olursa dediğim gibi tek tek çekerek onları getirebilirsiniz. Tek tek çektiğinizde tamamı gelecektir. İlk önce üçünden çekiyoruz. Gelmediği takdirde hepsinden tek tek tutup çekerek getiriyoruz hanımlar. burada biraz gelmemiş. Hangisinden kaldıysa böyle tek tek çekerek getiriyoruz. Dediğim gibi çıkarttığınız kısmını çekin, daha sonra örmeye devam edin o şekilde. Arada kaçan, bozulan olursa yeniden örerek devam edebilirsiniz. Bakın hepsini çektik. Altta kalan ilmeklerimiz de uzadı. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Aşağıdaki ilmekler yok oluyor. Bu da oyamızın ters yönü böyle ilmeklerimizi çekip tamamladıktan sonra zincirimizi çekmeye başlıyoruz zincirimizi çekmeye oyamızın sık iğnelerimizin düz yönünden köşedeki ilk üç boncuğun ortasına ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz sabitledikten sonra altı zincir çekiyoruz sıradaki iki boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyoruz altı zincir çekiyoruz sıradaki 3 boncu kapatmıştık ama bir tanesi arada kalmıştı iki tanesi de bu şekilde boyamızın altında kaldı arasına batıp kapatarak zincirimizi çekiyoruz zincir sayısı elinizin sıklığına göre değişiklik gösterebilir hanımlar benim elime 6 zincir iyi geldi altı zincir çekip sıradaki iki boncuğun ortasına Sabitleyerek zincirimizi çekiyoruz. O yalnız şekilde dik tuttuğunuzda düz duruyorsa zincir sayısı iyi demektir. Eliniz sıksa 7, çok sık değilse 5 zincir de çekebilirsiniz. Dediğim gibi zincir sayısını elinize göre ayarlayın. Zincir çekip iki boncukların ortasına sabitleyerek boyamızı bitiriyoruz. oyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oluyor hanımlar. Çok farklı bir model. Ben de model ilk defa gördüm. İstek gelince yapmak istedim. Beni bayağı da bir zorladı yani hanımlar. Çok uğraştım bu modeli çıkartmak için. İnşallah yani olmuştur, anlatabilmişimdir. Birazdan videoyu çekerken heyecanlandım. Bir kusurum olduysa affola hanımlar. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yakışacak güzel, kullanışlı, farklı bir model. Ütüsünü hanımlar yazmaya diktikten sonra alttan üste doğru iterek yapabilirsiniz. Düz yönden oyamızın görüntüsü bu şekilde. Ters yönden de bu şekilde. Dediğim gibi ilmeklerden tek tek tutup çektiğinizde bakın hiçbir ilmek kalmıyor. Burası ters yönü. Burası düz yönü. İki yönden de hiçbir ilmek kalmıyor. Bu ilmeklerin kalmamasının sebebi ilk önce ilmeklerin altından değil arasından almamız hanımlar. O yüzden çok dikkatli örün. Çataldan çıkarttıkça çıkarttığınız kısmı çekmeniz daha iyi olur. Dediğim gibi gözden kaçan olduysa söküp tekrar örebilirsiniz. Eğer gözden kaçırırsanız hanımlar ilmeklerde çektiğinizde ilmekler açılıp geliyor. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur hanımlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız, güzel günlerde de kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.